dışarıdan bir şey söyleyeyim mi? Burger. Burger değil. Böyle kahvaltılık bir şey. O gelene kadar öğlen olacak zaten. Hayatım, sağlıksız bir şey o. Bunlardan daha sağlıksız değildir, merak etme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Zeynep bir bey amcayı görmek ister. Verdiği ödevi gösterecek. Tabii ki. Geç kızım. Geç. Buyur. Girmeyeceğim ben. Benim sana bir özür borcum var. Özür dilerim. Estağfurullah. Kız senin kızın. Hassasiyetini anlıyorum. Ama sen de benim hassasiyetimi anla. Benim de kızım var. Gördük hassasiyetinizi. Ben yardım etmek için... Etmeyin efendi. Yardım etmeyin. Kız çıksın gideceğiz zaten. Ben gitmenizi istemiyorum. Yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Babamın durumunu da görüyorsunuz. Bir içeri geçin ya. Bir anlatayım size, bir konuşalım. Daha kazancınızı konuşmadık mesela. İyi madem, içeride bekleyeyim. Bey amcanın sağa solu belli olmaz şimdi. Kızı lafa tutar. Çok fena bir şey yanmış. Mutfakta. Yani. Müsaade. Dar alana yabancı erkekle girmeyiz biz. Ben de işte kıza kahvaltı hazırlayayım dedim ama. Aç mı kızcağız? Yani dışarıdan söyleyeceğiz artık. Sen de istersen eğer sana da söyleyeyim. Yok efendi. Biz sabah ezanıyla kalkıp hallederiz o işleri. Öyle dışarıdan falan da söylemeyiz, güvenmeyiz. Peynir sever mi? Sever. Alo. Ha, bakıcıyla ilgili, evet, evet. Ya, yani 500 dolar olur. 14 bin TL mi yapıyor? Şey, ya tamam, en son 15 bin TL'ye çıkayım. Ama dolar bazında değil, tamam mı? Ha, Türk lirasını çevirerek. Peki, bugün, yok yok, bugün kimse gelmesin, ben evdeyim. Yarın için konuşuruz, olur mu? Peki, teşekkür ederim. Evet. Tamam. Yazayım mı? Yaz. Hepsini yazmadım. Lafın hepsi deliye söylenir. Gördük çözmüşsün. Ne güzel sözmüş. Çok komik. Ne oluyor, sen kapıma dinliyorsun? Asıl sana ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor? Sokakta görseniz bir alay laf edeceğiniz insanların hepsini eve doldurdunuz.
Yürü hadi kahvaltıya kızım. İstemiyorum ya, bırak. Ne oluyor burada? İstemiyorum bunları evimde. Bu. Çok ayıp ama kızım. Gerçekten çok ayıp. Burası hepimizin evi, tamam mı? Bu insanlar da keyfinden burada değiller, tamam mı? Bak anne sana iyi niyetinden kahvaltı hazırlamış hadi kızım. Bana sordu sanki. Yemeyeceğim senin yaptığın yemeği. Bugün sınavın varmış. Allah yardımcın olsun. Zihin açıklığı versin. Burada zorla duracak değiliz. Sınava aç gitmene gönlüm razı olmadı. Sever misin? Peynirli yaptım. Sen bunu ye, bana yine kız. Allah sana muvaffakiyetler versin. Bana ilkokul bile okutmadılar. Nasıl ya? Öyle. Bak baban seni okutmak istiyor. Allah ondan da razı olsun. Okumak, ilim öğrenmek çok güzel şey benim güzel kızım. Değil mi? Hepimize nasip olur inşallah. Seni nasıl okula göndermediler ya? Okuma yazma falan da mı bilmiyorsun? Sonradan kendimi öğrendim de yanlış öğrenmişim. Nasıl? Sen otur ye, ben sana anlatayım, olur mu? Şimdi ben böyle kendi kendime öğrenirken P ile B'yi karıştırmışım. Böyle kutuların üzerine pörek, pörek diye. Ne kadar güzel olmuş. Şifa olsun. Kızına da öğret. Nasıl olsa onu da okutmalıdır senin gibi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kız çıksın gideriz biz de birazdan. Okulda ne yapmayı düşünüyorsun? Zeynep'le ilgili. Bir şey yapılması gerekirse yaparım. Yardım icap ederse de isterim. Bakıcı bulamadıysanız da gelir gideriz. Kendi halimde evde olurum. Öyle namahremin girip çıkması iyi olmaz bizim için. Para sizde birikir. Benim koyacak yerim yok zaten. Börekçiden sigortalıyım. Börek yapmam icap eder bir de. Akşama kalmadan çıkarız. Siz de ona göre gelirsiniz. Bir de bizim oralardan birilerinin duymaması gerek. O zaman istesek de gelemeyiz. Beyim ve Mürşit Hazretleri razı olmaz. Sen nasıl razı geldin? Ne vazgeçersen? Kızım benim kaderim yaşamasın. O zaman sen de beni yarı yolda bırakmayacaksın. Benim hastalarıma, mesleğime odaklanmam lazım.